Faşizmin temellerini atanların başında Alman filozof Friedrich Nietzsche gelir. Yayıncısı Peter Gast onu dünyadaki en fanatik ateistlerden ve Hristiyanlık düşmanlarından biri olarak tanımlamıştır. Nietzsche, özellikle Hristiyanlık, İslam ve Yahudilikte ortak olan ahlak anlayışına büyük bir nefret duyuyordu. Nietzsche'nin sapkın fikirlerine göre bu ahlakın temeli olan şefkat, merhamet, tevazu, sevgi gibi kavramlar terk edilmeli ve bunun yerine savaşçılığı, acımasızlığı kabul eden sözde üstün insan ahlakı gelişmeliydi. Sert olun ve acıma hissini unutun diye yazıyordu Nietzsche. Çünkü kötülük insanın en büyük gücüdür. Nietzsche aynı zamanda ırkçıydı. İnsanların bir kısmının üstün insan olduğunu, diğerlerinin bunlara hizmet ve itaatle sorumlu olduğunu savunuyordu. Nietzsche'nin şiddet eğilimi ve ırkçı fikirleri, çağdaşı olan bir ideologla büyük benzerlik göstermekteydi. Charles Darwin. Daniel C. Dennett, Darwin'in Tehlikeli Fikri isimli kitabında bu iki felsefecinin ortak noktalarını şöyle yorumlar. Friedrich Nietzsche, Darwin'de çok kozmik bir mesaj bulmuştur. Eğer Nietzsche, egzistansiyalizmin babasıysa, o zaman belki Darwin de bu felsefenin büyük babası sıfatını hak etmektedir. Darwinizmden bu denli etkilenen Nietzsche, savunduğu ırkçı fikirlerle Nazi ideolojisi üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Adolf Hitler onun adına özel bir anıt diktirecek, Alman gençliğinin Nietzsche'nin üstün ırk doktrinini öğrenebilecekleri bir eğitim merkezi ve kütüphanenin temelini atacaktır. En az felsefesi kadar karanlık bir hayat süren Nietzsche, 44 yaşında bir akıl hastalığına yakalanmış ve giderek artan hastalık delirerek ölmesine neden olmuştur. Bu ibret verici son, tarih boyunca yaşamış tüm inkarcıların sonlarını hatırlatmaktadır. Küfürde büyük çaba harcayanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah onları ahirette pay sahibi kılmamayı ister. Onlar için büyük bir azap vardır. Onlar imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azap vardır. O küfre sapanlar, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Friedrich Nietzsche'den sonra Almanya'nın en ünlü Darwinisti ve en fanatik öjeni taraftarı zoolog Ernst Haeckel oldu. Ortaya attığı bilim dışı teoriye göre her canlı anne karnındaki gelişimi sırasında atalarının yaşadığı sözde evrim sürecini yeniden yaşıyordu. Bu
bu teoriyi destekleyebilmek için bazı embriyo çizimleri yapmıştı. Ancak bu çizimlerde kasıtlı çarpıtmalar yaptığı ve teorisinin gerçekte bir bilim sahtekarlığından başka bir şey olmadığı ilerleyen yıllarda ortaya çıkarıldı. Haeckel'in sahte biliminin bir diğer kolu öjeni teorisiydi. Charles Darwin, Francis Galton ve Leonard Darwin gibi isimlerden devraldığı öjeni teorisini daha da ileri götürmüş ve eski Yunan'daki Sparta modeline geri dönmeyi önermişti, çocuk katliamlarına. Haeckel, Yaşamın Harikaları adlı kitabında sakat doğan bebeklerin hiç vakit yitirilmeden öldürülmesini savunmuştu. Haeckel, toplumun sözde evrimine engel olan tüm hasta ve sakat insanların da evrim yasaları gereğince ayıklanmasını istemişti. Hastaların tedavi edilmesine karşı çıkmış, bu tedavinin doğal seleksiyonu engellediğini ileri sürerek şöyle yazmıştı. İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin akıl hastaları, cüzdanlılar, kanser hastaları yapay olarak hayatta tutulmakta. Ama bu kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir. Bu kötülükten kurtulabilmek için yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir. Haeckel'in teorisini kurduğu bu vahşet, hayata Nazi Almanyası tarafından geçirilecekti. Filmimizin buraya kadar olan kısmında faşizmin temellerinin atılmasına tanık olduk. Antik putperest kavimlere kadar uzanan vahşet felsefesi, 19. yüzyılda evrim teorisi ve katı bir ırkçılıkla birleşince ortaya korkunç bir ideoloji çıkmıştır. Faşizmde tek kutsal değer güçtür. Güçlü olan üstün gelmeye, zayıfları ezmeye hak sahibidir. Faşistler güçlü olanlara hayranlık duyar. Zayıflara karşı ise nefret ve aşağılama hisleri beslerler. Savaşmak, kan dökmek, acımasız ve gaddar olmak bu sapkın ahlakın temel prensipleridir. Sparta'da Roma İmparatorluğu'nun kanlı arenalarında veya kuzeyli barbar putperest kavimlerde ortaya çıkan bu sapkın ahlakın karşısında ise Allah'ın bize öğrettiği din ahlakı yer alır. Din ahlakına göre önemli olan kavram güç değil, haktır. İnsanlar güçlerine göre değil, Allah'ın bildirdiği hakka uyup uymamalarına göre değerlendirilirler. Güçlü olan zayıfları ezmekle, onlara tahakküm etmekle değil, onlara şefkat ve merhamet göstermekle sorumludur. İnsanın görevi acımasız ve gaddar olmak, kan dökmek değil, müşfik ve barışçı olmak, zayıfları kollamaktır. Bir sonraki filmimizde faşizmin Almanya'da hangi şartlar altında iktidarı ele geçirdiğini ve bu gelişmenin nelere yol açtığını inceleyeceğiz. Ari ırk saplantısının neden olduğu insan kıyımlarına ibretle tanıklık edecek, sapkın bir ideolojinin dünyayı nasıl karanlıklara boğduğunu göreceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bitti sanılan bu vahşet felsefesinin aslında yaşamaya devam ettiğine ve günden güne güçlendiğine şahit olacağız. Afrika'dan Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada faşist politikaların ve iktidarların cinayetlerini gözler önüne sereceğiz ve tüm dünyayı tehdit eden bu karanlık ideolojinin çaresini ortaya koyacağız.